Merhabalar, borsa ve yatırım hakkında yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda farklı yatırım enstrümanlarını yanlış değerlendirmemize neden olan döngü kavramını anlatacağız. Daha sonra ekonomi ve borsa arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Amerika ve Japonya'dan da örnekler vererek, fakat özellikle de Türkiye'ye eğilerek ekonomimizin gelişimine etki eden temel dinamiklerin neler olduğunu ve gelecekte nasıl gelişebileceğini inceleyeceğiz. Daha sonra Türkiye'deki büyük şirketlerin hangileri olduğunu ve bu şirketlerin karlarını nasıl geliştirdiklerini, satışlarını nasıl gerçekleştirdiklerini sayısal örneklerle inceleyeceğiz. Son olarak altın ve gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarının uzun dönemli enflasyondan arındırılmış reel getirilerine bir göz atacağız. Eminim ki bu videoyu izlediğinizde yatırım hayatınızda ufak da olsa bir vizyon değişikliğiyle devam edebileceksiniz. İlginiz için şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Öncelikle döngü kavramıyla başlamak istiyorum. Hayatta iyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de vardır. Ve bir günümüzün iyi olacağı, bir sonraki günün de iyi devam edeceğinin göstergesi olmadığı gibi, kötü günler de kötü devam edecek sonucu çıkmamalıdır. Örnek vermek gerekirse, Türkiye'yi düşündüğümüzde 4 büyük takımın sırasıyla dönemsel olarak şampiyonluk serilerine imza atabildiklerini, fakat hiçbir takımın istikrarlı olarak şampiyonluğu elinde tutamadığını görmekteyiz. Bunun gibi birçok farklı örnek verebiliriz. Mevsimlere baktığımızda yaz mevsimini sonbahar ve kış takip ederken, kış mevsiminden sonra tekrar bahar ve yazla karşılaşmaktayız. Döngü kavramı da tam bu noktada hayatımıza girmekte. Döngü kavramını şekil üstünde anlatmak istiyorum. Döngüler, ekonomik göstergeler olsun, hisse senetlerinin fiyat performansı olsun, hemen hemen bütün farklı yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Yatay ekseni zaman olarak varsayarsak, dikey ekseni de maddi büyüklük olarak düşünebiliriz. Ve bu döngünün Türkiye'deki ekonominin büyümesini işaret ettiğini düşünelim. Tabii zaman geçtikçe ekonomi büyümektedir. Bu nedenle uzun vadeli trend yukarı yönlüdür. Tabii her zaman yukarı yönlü olacak diye bir şey de yok. Bazen yatay bir trend olabilir, bazen aşağı trend olabilir. Fakat ana trendin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Aksi takdirde yanılabiliriz. Bir de ana trend dışında küçük trendler vardır. Bunlar bizi yanıltabilir. Mesela şu noktada olduğumuzu varsayalım. Bu bir borsa grafiği olsun ve şu noktadayız. Diyoruz ki son 3 yıldır borsa kaybediyor. Borsada para yatıran kazanamaz. Borsa tamamen kötü bir yatırım aracıdır. Değil mi? Böyle bir yorum yapabiliriz. Ya da bu altın için de geçerli olabilir. Eğer kötü bir dönemdeysek, şöyle diplerdeysek yanlış yorumlamamız oldukça olasıdır. Fakat bu kısa vadeli hareketler dikkat ettiyseniz birbirlerini takip etseler dahi uzun vadeli trende etki etmemektedirler. Bu nedenle eğer biz uzun vadeli trendi biliyorsak bu kısa vadeli hareketlere aldanmayıp büyük resme odaklanırız. Ve tam tersi bu dönemsel düşüşleri alım fırsatına çevirebiliriz. Türk ekonomisini örnek verirsek. Türkiye'de ana trendi neler belirliyor mesela? Nüfus yapısının gelişimi, teknolojinin gelişimi, küreselleşme ya da eğer ileride çevresel sorunlar büyürse belki bu yukarı yönlü trend aşağıda kayabilir. Ama o da kalıcı uzun vadeli etkiye sahip bir faktör. Peki kısa vadeli etkenler neler? Arz şokları mesela petrolde ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Ya da Rusya ile uçak krizi yaşadık. Yolcular artık turistler Türkiye'yi tercih etmedi. Ya da Amerika bize bir ambargo uyguladı. Ya da insanların psikolojisi bozuldu. Covid nedeniyle bir ekonomik kriz yaşadık. Bunların hepsi dönemseldir ve aslında uzun vadeli ekonominin büyümesine etki etmemektedir. Bu nedenle biz yatırım yaparken kalıcı olan faktörler ile geçici olan faktörleri iyi ayırt edebilmeli ve her zaman büyük resme göre hareket etmeliyiz. Ekonomik trendler hem bir ülkede yaşayan insanların yaşam kalitesine doğrudan etki etmekte, hem de yatırımcıların yatırım enstrümanlarından elde edeceği kazanç da birinci derece belirleyici olmaktadır. Çünkü büyüyen bir ekonomide şirketler de büyümekte, daha çok satış yapmakta, daha çok kar etmekte.
Haliyle hisse senetlerinin fiyatları artmakta ve yatırımcılara dağıtılan kâr payında da artış meydana gelmektedir. Bir ekonominin gelişimi, bir ekonomik trend oluşumu iki tane temel faktöre bağlıdır. Birincisi çalışan sayısı ve bu insanların ne kadar verimli bir şekilde çalıştığı ile ilgiliyken, ikincisi insanların ne kadar verimli bir şekilde çalıştığı ile ilgilidir. Eğer bir ülkede çalışan nüfus artıyorsa bu haliyle ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde bir ülkede daha çok sermaye malına sahip olunuyorsa, o ülke tasarruf yapıp yeni yatırımlar yapıyorsa ya da teknolojideki gelişimler vasıtasıyla insanların üretimdeki verimliliği artacaktır. Bu da haliyle ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlamaktadır. Bir ülkedeki şirketlerin kâr etmesi ya da zarar etmesi ekonomik gelişimle doğrudan ilgilidir. Eğer ekonomi büyüyorsa şirketler de büyümekte, daha çok ürün satabilmektedirler. Tam tersi, küçülen ekonomilerde şirketlerin elinde ürünler kalmakta, stok zararları yazılmakta, nakit akışlarını çevirmekte zorlanmakta ve finansal borcun yükü altında ezilmektedirler. Ekonomi ve borsa arasındaki ilişkiyi daha rahat anlamak için Amerika örneğine bakalım. Bu grafikte tarım dışında Amerika'da çalışan toplam nüfus görülmekte. 1940 yılından 2020 yılına kadarki veriyi görüyoruz. Bu gri ile taranmış kısımlar ise ekonomik durgunluğun yaşandığı dönemler. Dikkat ederseniz bahsettiğim gibi uzun vadeli trend yukarı yönlüyken kısa vadede döngüler görüyoruz, değil mi? Şurada bir kış gibi adeta bir aşağı trend ama sonra tekrar yukarı çıkıyor. Bir aşağı yapıyor, sonra yukarı çıkıyor. Yani tekrar tekrar aynı döngünün tekrar ettiğini fakat uzun vadede trendin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Bir nüfus artış hızı, göçmenlerin gelmesi vesaire ya da kadınların iş oranına daha çok katılması, bunların hepsi Amerika'daki çalışan nüfusun artmasına yol açmış. Peki Amerika'da istihdam düzenli bir artış trendindeyken Amerikan borsası nasıl hareket etmiş? Burada da 1980'lerden bugüne bir grafik görmekteyiz. Uzun vadeli bir grafik. Ve dikkat ederseniz burada da döngüler var. Önce bir yukarı gidiyor, sonra bir aşağı yapıyor fakat yine yukarı gidiyor. Dönemsel olarak aşağı küçük trendler de var ve bunlar aslında birkaç yıl da sürebiliyor. Burada da var dikkat ederseniz. Fakat uzun vadeli trend gördüğünüz gibi yukarı. Niçin yukarı gidiyor? 1- Amerika'da çalışan nüfus artıyor. 2- Amerika'da teknoloji gelişiyor ve verimlilik artıyor. Bu iki faktör de haliyle Amerikan borsasının uzun vadede yükselmesine neden oluyor. Genelde borsa konusunda en başarısız örneklerden biri olarak sürekli Japonya örneği verilir. Bu nedenle isterseniz bir de Japonya örneğini inceleyelim. Bu grafikte gördüğünüz gibi Japonya'da çalışabilir durumdaki nüfusun gelişimi gösterilmiş ve 1995 ile 2000 arasında bu nüfus tavan yaparken en üst seviyeye ulaşırken artık nüfus çok yaşlanmaya başladığı için çalışabilir yaştaki nüfusta da azalma meydana gelmiş. Yani 15 ile 64 yaş arasındaki nüfusun sayı olarak da 2000 yılından sonra düşmeye başladığını görmekteyiz. Peki borsa nasıl hareket etmiş? Borsada da çok benzer bir grafik görüyoruz. 1990 yılına kadar ciddi bir yukarı trend var. Fakat daha sonrasında bir aşağı trend, hatta yatay bir durumla karşı karşıyayız. Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi, Japonya 1990'lara kadar verimlilikte ciddi bir artış yaşıyor. Toyota, Sony vesaire birçok büyük markasıyla piyasaya çıkıyor. Otomotiv endüstrisini alt üst ediyor. Dünyanın en büyük ihraç pazarı haline alıyor. Fakat daha sonrasında bu inovasyonlara devam edemiyor. Mesela Amerika 2000 yılından sonra Apple, Facebook, Google gibi birçok devi piyasaya sürdü ve başarılı oldu. Çin, Kore gibi ülkelerde büyük pazar payı almaya başladılar. Japonya ise tam tersine hem nüfusta azalışı yaşadığı dönemde inovasyonda geri kaldı. Bu da haliyle borsadaki değerlemelerin düşmesine yol açtı. Tabii tek neden bu da değil. Çünkü diğer bir açıdan da bakarsak 1990 yılına kadar inanılmaz bir yükseliş var. Bunun nedeni de şu, Japonya'nın dünyanın süper gücü olacağı düşünülüyor. Çarpanlar son derece artıyor. Mesela şirketler karlılıklarına göre 40 ile 50 ile çarpılmaya başlıyor. Yani ileride karlılıklarını çok artıracağı düşünülüyor. Fakat tam tersi bir hüsran yaşanıyor. Yani
Bir anda süper pahalı fiyatlanırken ucuz fiyatlanmaya başlanıyor. Bu da haliyle borsa yatırımcılarının Japonya'da uzun vadede dahi olsa kaybetmesine yol açıyor ve ciddi bir trend değişimi görüyoruz. Bu trend değişimi yani 1990'a kadar olan yukarı trendin yatay trende dönmesini iki temel nedenle açıklayabiliriz. Bir, artık nüfus artmıyor. İki, Japonya artık eskisi kadar inovasyon yapamıyor. Neden inovasyon önemli Japonya'da? Çünkü Japonya'da kişi başı gelir zaten 50 bin 60 bin dolar seviyesinde. Eğer bu kadar yüksek milli gelire sahipseniz dünyadaki en iyi, en yeni inovasyonları uygulamanız gerekir ki daha yukarıya gidebilirsiniz. Çünkü sınavda zaten 100 üzerinde 90 alıyorsunuz. 95 için çok daha iyi şeyler yapmanız gerekli. Şimdi de isterseniz Türkiye ekonomisine dönelim ve Türkiye ekonomisine şekil veren dinamikler nasıl değişiyor onlara bir göz atalım. Bu slaytta Türkiye ekonomisini etki eden önemli unsurları listeledim. İlk olarak Türkiye'de nüfus genç ve Türkiye'de belki nüfus artış hızı %1,5 ama çalışma çağındaki nüfusun artışı bundan daha hızlı. Yani %4, %5 seviyesinde. Bu da haliyle Türkiye'deki ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlıyor. Coğrafi olarak Türkiye, Afrika, Asya ve Avrupa'nın ortasında. Ayrıca Avrupa'daki zengin ülkelere çok yakın. Bu hem bir ticaret merkezi olmasına hem de bir üretim merkezi olmasına yardımcı bir etken. Üçüncü olarak Türkiye'de farklı sektörlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Mesela otomotiv, tekstil, tarım, turizm gibi birbirinden oldukça farklı ve farklı ekonomik dinamiklere sahip sektörlerin gelişmiş olması Türkiye ekonomisinin daha güçlü olmasına yol açıyor. Dördüncü olarak Türkiye'de kurumsal altyapısı güçlü olan firmaların çok sayıda olduğunu görmekteyiz. Mesela Koç Holding gibi, Sabancı gibi, Oyak gibi, İş Grubu gibi birçok kurumsal oturmuş firma var ve bunların her biri kurumsal bir şekilde yönetiliyor. Mesela Amerika'da Enron gibi skandallar söz konusu olabilirken, en büyük firmaların bile büyük skandallara karıştığını görebilirken, Türkiye'de daha az bilinmeyenle daha oturmuş bir yapıyla karşı karşıyayız. Beşinci olarak Türkiye'de milli gelirin halen daha düşük seviyede olması, yani 5-10 bin dolar arasında olması, gelecekte daha fazla büyümesine önemli bir potansiyel yaratmaktı. Eğer 40 bin dolar olsaydık belki büyümemiz zor olabilirdi. Fakat 5-10 bin dolar seviyesindeyken büyümek çok daha kolay. Sunumu sayısal verilerle de desteklemek için bu slaytı gösteriyorum. Burada tekstil sektörünü görüyoruz. İşte beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının olduğu grup, araçlar, çelik endüstrisi, altın gibi. Gördüğünüz gibi oldukça çeşitli bir yapı söz konusu. Eğer bu grafiği Rusya için baksaydık mesela şu kısım sadece petrole ayrılmış olacaktı. Haliyle petrol fiyatlarının düştüğü bir ortamda Rusya ekonomisi de ciddi anlamda sarsılıyor. Bu grafik ise Türkiye'deki nüfus yapısını gösteriyor. 2000 yılında Türkiye'deki nüfus yapısında gençlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Çalışan nüfus oldukça dar bir alandaymış. Yani çoğunluk bakıma muhtaç çocuklardan ve az da olsa yaşlımız varmış. Fakat 2020'ye geldiğimizde artık nüfusun daha verimli olduğunu görmekteyiz. Neden? Çünkü çocuk sayısı sabit kalırken çalışma çağındaki nüfusun ciddi anlamda arttığını görmekteyiz. Ve henüz bir şişme yok. Japonya örneğine baksak şu tarafın çok daha büyük olduğunu görmekteyiz. 2030 ve 2040'ta da bu sağlıklı yapının devam edeceğini ancak 2050'den sonra bozulmaya başlayacağını biliyoruz. Bu da gelecek 20-30 yıl boyunca Türk ekonomisini destekleyen önemli bir unsur. Bu grafikte de Türkiye'deki istihdam edilen nüfusun gelişimini görmekteyiz. Aslında çalışma çağındaki nüfusun artış hızı daha yüksek. Bu nedenle de Türkiye'de işsizlikte artış meydana geliyor. Fakat Türkiye'deki işsizlikteki artışa rağmen çalışan sayısının daha çok yükselmesi haliyle Türkiye'deki üretimi yukarıya çekip ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir unsur. Ekonomik dinamikler hakkında bilgi verdikten sonra artık Türk borsasına geçebiliriz. Türk borsası 1986 yılında kuruldu ve 1986 yılında 40 farklı şirket Türk borsasında işlem görmekteydi.
Bu 40 şirketi alıp günümüze getirdiğimizde ve acaba 1986 yılında eşit miktarda yatırımı bu firmalara yapsaydık bugün ne kadar paramız olurdu diye soru sorduğumuzda cevabı bu tabloda görebiliriz. Bu 40 firmadan 26'sı aradan 34 yıl geçtiği halen daha faaliyetine devam gösteriyor. Ve bu 40 firmaya 100'er dolar yatırmış olsaydık toplam 4.000 dolar yatırmış olurduk. Fakat günümüzde bu 4.000 doların karşılığı 194.000 dolar olacaktı. Yani hem Amerikan borsasındaki getirinin çok üstünde, hem diğer bütün yatırım enstrümanlarının üstünde, hem de gayri safi yurt içi hasıladaki gelişimin de üstünde. Ve geçmişteki firmalara bakarsak bu 40 firmaya Anadolu Cam, Arçelik, Çelik Alat, Çimsa, Eczacıbaşı, Ege Gübre, Enka, Koç, İş Bankası, Kordsa gibi aslında günümüzde de oldukça popüler olan şirketlerin geçmişte de popüler ve büyük olduğunu görmekteyiz. Yani Türkiye'deki büyük oyuncular aslında pek de değişmiyor. Malum Türk borsası özellikle son 10 yılda oldukça kötü bir dönem geçirdi. Fakat bunun asıl nedeni bankacılık sektörünün sorunlar yaşamasıydı. Bu sadece Türkiye'ye de özgü değil. Almanya'nın da en büyük bankasının, İtalya'nın da en büyük bankasının çok ciddi değer kaybı yaşadığını görmekteyiz. Türk borsasının şanssız yanı ise Türkiye'de bankacılık sektörünün endekste ciddi bir ağırlığının olması. Bu nedenle BIST 100 endeksini bankacılık sektörü son 10 yılda ciddi anlamda aşağı inmesine yol açtı. Aslına bakarsak 2002-2006 yılında borsa endeksinin ciddi tırmanışında bankacılık desteğiyle yaşanmıştı. 2006 ile 2020 arasındaki düşüşte de tam tersi şekilde bankacılığın kötü gitmesinin etkisi çok büyük. Peki bu etkiyi nasıl ayırt edebiliriz? Biz mesela Türk borsasında yatırım yaptığımızda illa banka yatırımı yapmak zorunda değiliz. Farklı şirketlere yatırım yapabiliriz. Ben de bu soruya cevap aramak için 1 Ocak 2009 yılında BIST 30'daki şirketlere eşit miktarda yatırım yapsaydık getirimiz ne olurdu diye araştırdım. Bu çalışmayı 2019 Haziran'da yapmıştım ve aldığım cevap şu. Bu 30 hisse eşit miktarda yatırım yapmış birinin getirisi %561. Eğer enflasyondan arındırırsak reel getiri %157. Yani enflasyonun oldukça üstünde bir kazanç söz konusu. BIST 30 ve BIST 100'e bakarsak enflasyonun biraz daha üstünde fakat BIST eşit dağılımlı hisselere göre çok daha aşağıda kaldığını görmekteyiz. Altın son 10-12 yılda ciddi bir rally yapmasına rağmen BIST 30'daki şirketlere kıyasla eşit dağılımlı portföy kıyasla daha aşağıda olduğu dikkat çekmekte. Dolar ve Euro'nun da aşağıda kaldığı görülüyor. Kaldı ki son 10 yılda bilindiği gibi hem dolar hem Euro hem altın ciddi ralliler gerçekleştirdiler. Tamam, Türk borsası özellikle BIST 100 endeksi son 10 yılda çok kazandırmamış olabilir. Tabii özellikle sanayi şirketlerinin çok kazandırdığını biliyoruz ve bunun bankacılıktan kaynaklandığını biliyoruz. Fakat bu acaba uzun vadeli bir trend mi yoksa bir döngünün dip noktası mı? Bu soruya cevap aramak için acaba Türkiye'deki şirketler ne kadar büyüdü? Bu soruya cevap aradım. Bunun için de bankaların öz kaynaklarındaki büyümeyi, sigorta şirketlerinin aktiflerindeki, holdinglerin öz kaynaklarındaki ve diğer şirketlerin de satışlarındaki büyümeyi baz aldım. Ve şunu gördüm. Reelde aslında bu şirketlerin toplamı %6 oranında enflasyonun üstünde büyüyorlar. Bu bankacılık için de geçerli, holdingler için de geçerli, diğer şirketler için de geçerli. Peki ne oldu da borsa bu kadar kazanç sağlayamadı? Bunun da temel nedeni şu. Borsada algı değişti. Eskiden özellikle 2005-2006 civarında Avrupa Birliği'ne girmemiz söz konusuydu. 2013'te yatırım yapılabilir ülke konumundaydık. Fakat günümüzde hem jeopolitik olarak hem de yatırımcı iştahı olarak ya da küresel olarak algıda ciddi bir değişim yaşandı. Türkiye büyüdüğü halde, Türkiye şirketleri satışlarını artırdığı, karlılıklarını artırdığı halde fiyatlamalarında ciddi bir düşüş yaşamış bulunmaktayız. Peki gelecekte nasıl olacak? Burada da bence asıl önemli olan temel faktörlere odaklanmamız. Eğer temel faktörler yolunda giderse Türk borsasının yükselişini kimse durduramaz. Fakat yapısal bir bozulma yaşayıp ekonomide
kalıcı bir durgunluk yaşarsak tabii borsada da yatırımlarımızdan zarar etme riskimiz artacaktır. Ben şahsen Türk borsasının geleceğine inandığım için yatırım yapmaya devam ediyorum. Borsada uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğunu fakat ara sıra aşağı yönlü döngüler yaşayabileceğimizi gösterdik. Peki altın ve dolarda durum ne? Bu grafikte altının son 50 yıllık gelişimini görüyorsunuz fakat tüfeğe göre düzeltilmiş. Burada da gördüğünüz gibi 1980 yılında tavan yaptıktan sonra altın ciddi bir değer kaybı yaşamış. Ve 1980'de altına yatırım yapanlar hayatlarının belki de en kötü yatırımını yapmışlar 20 yıl boyunca. Ha, belki 2001'den sonra bir yükselme söz konusu olsa da sonra tekrar düşüş devam etmiş. Burada gördüğünüz gibi aslında belki bunu 1920'lere kadar da uzatabilirdik. Yatay bir uzun vadeli trend var fakat dönemsel olarak döngüler söz konusu. Eğer döngülerle uzun vadeli trendi karıştırırsak altın konusunda yanlış yapabiliriz. Bir benzeri emlak için de geçerli. Burada Türkiye'de bu kadar detaylı ve kapsamlı veriye sahip olamadığımız için Amerika'daki ev fiyatlarına baktık. Biliyorsunuz Amerika son 120 yılda dünyanın en hızlı büyüyen, en çok gelişen ülkelerinden biri. Haliyle Amerika'daki konutların da değerlerinin ciddi anlamda artması beklenir. Fakat pek de öyle olmamış. Reel olarak enflasyondan arındırılmış olarak Amerika'daki konutlar son 120 yılda yalnızca %10'luk bir artış sergileyebilmiş. Yani eskiden 100 ise şimdi 110 olmuş. Ha, bir ara 2008'de 200'e kadar bu fiyatlar çıkmış fakat sonra çok ciddi bir düzeltme yaşamış. Yani gayrimenkule yatırım yaptığımızda kira gelirlerimiz söz konusu olabilir. Ya da yatırım yaptığımız muhit ekstra değerleniyorsa belki ilave kazanç da sağlayabiliriz. Ya da bir döngünün dibine denk geldiysek ekstra bir kazanç oradan da gelebilir. Fakat uzun vadeli kazanç beklemememiz gereken bir yatırım enstrümanı. Tabii ki kiralar dışında. Umarım memnun kalmışsınızdır bu videodan. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlginiz için çok teşekkür ederim.